Merhabalar, ben Doktor Nuray Kayakol. Sizinle bugün konuşacağım konu korku ve şiddetin oluşturacağı öğrenme problemi, öğrenme zorluğu, öğrenme geriliği. Artık ismini siz ne koyarsanız koyun. Bu ülkemizde de çok önemli bir problemdir. Sürekli işte bakanlar değişir, sürekli aileler ya da veliler çocuklarının eğitim problemlerinden devleti sorumlu tutarlar, bakanı sorumlu tutarlar, sınav sistemini sorumlu tutarlar. Ya da nasıl söyleyeyim, bir türlü işin içinden çıkamayız, sistem değiştiririz vesaire, ama 1 milyon üstünde öğrenci sıfır çeker üniversite sınavlarında. Şimdi aslında suçlu aramak kolay. Okula problem bulabilirsiniz, çocuğa problem bulabilirsiniz, haylaz dersiniz, şu sorunu var, bu sorunu var dersiniz, sınav sistemini eleştirirsiniz, başka ülkelerdeki sınav sistemlerini bir de ülkemizde deneriz. O da olmaz, bu da olmaz. Şimdi herkesin gözden kaçırdığı bir nokta var. Şimdi milletin temel taşı mı derler? Yani bir ülkenin temel yapısının en küçük birimi nedir? Aile. Ben en büyük problemi aile ortamı olarak görürüm. Bu da benim daha önceki deneyimlerime dayanıyor. Ben size anlatayım. Bakalım hak verecek misiniz? Şimdi önce kendimden başlayayım. Ben huzurlu ve mutlu bir ailede büyüdüm. Tabii ki her evde de tartışmalar olurdu ama benim annem tartışma olduğunda susan bir insandı. Yani konuşan kişiye karşılık vermez. Sustuğu için de siz vicdan azabı duyarsınız. O ne isterse onu yaparsınız. Onun da öyle bir taktiği vardı. Bu bize ne sağlardı? Huzuru sağlardı. Şimdi bir çocuk huzurlu bir ortamda kolay okumaya meyilli oluyor. Ama bu demek değil ki her huzurlu ortamdaki her çocuk okur diye. Hayır. Bu okumak isteyen çocuğun ihtiyaç duyduğu bir şey. Şimdi ailem ben küçükken okumaya olan merakımı anladıkları için bana bir oda verdiler. Şimdi bu 80'ler 90'lar dizilerini izliyorsunuzdur. Şimdi öyle zamanlarda ailelerin böyle şeyleri vardı. Kırlentli büfeleri, böyle şıkır şıkır camlar falan. Misafir odaları vardır, kimse giremez. Benim annem babam bunu yıkabilmek için evin her tarafını kullanıma açtı. Daha doğrusu bizim de vardı misafir odamız. Ama çocuklar okumaya başlayınca, sınıfları büyüyünce doğal olarak misafirlerin önceliği bizlere geçti. Daha çok bana geçti. Şimdi biz memur çocuğuyum ben. Bizim öyle herkese bir oda verecek durumumuz yok. Daha o zamanlar Türkiye'de doğalgaz yok bile yani. Şimdi annem bana bir odayı verince ben de okumayı çok seviyorum ya. Dedim ki anne ben odada bir tahta olmasını istiyorum. Tahtanın karşısına ben problem çözmek istiyorum. Annem hayır der diye düşündüm ama dedi ki bu arada 13-14 yaşlarında falanım. Annem dedi ki istiyorsan yap. Ben de gittim boya aldım. Bu arada boya işlerini çocukluktan beri çok severim. Küçük odanın duvarının bir kısmını bayağı büyük, koyu yeşil bir şeye boyadım. Gittim tahta silgiler vardı. O zamanlar keçe üzerine, şimdiki gibi böyle kalemle falan yazdığınız tahtalar yok. Sonra tepeşir aldım. Şimdi ben bunu istiyorum ama tepeşir de böyle elime alerji yapıyor. Olsun. Sık sık silerdim. Eskiden öğretmenlerin böyle problemleri de vardı. Şimdi ben bundan çok büyük keyif alıyorum ya. Şimdi bana bu şimdi tahtada kim olur? Birileri tahtaya çıkar, bir problem çözer, değil mi? Ben de bu sefer kendime öğrenci arabaya başladım.
kendi sınıfımdan, alt sınıflardan yaz tatilinde evime çağırır arkadaşlarıma problem çözdürürdüm. Ben çözerdim, öğretmeye çalışırdım. Yani daha çocukken ben öğretmeyi sevdim. Şimdi bazen tabii ki öğrenen oluyor ama öğrenme güçlüğü çeken oluyordu. Şimdi bir çocuğa mesela ben hiç erişemedim. Ablasıyla beraber geliyor. Çok utangaç bir çocuk. Eline tepeşiri bile zor veriyorsun. Ondan sonra öbür elini de arkasına saklıyor. Daha doğrusu saklayamıyor da. Çünkü çolak doğuştan bir eli çok küçük kalmış. Bir türlü yani benimle dersteyken derse odaklanamıyor. Sürekli eliyle aklı oraya gittiği için bu endişe ve bana bakıyorlar, benimle dalga geçiyorlar korkusu o çocuğa bir şey öğretmeme engel oldu. O zamanlar anladım ki yani bazı özellikler çocukların öğrenmesine engel oluyor. Sonradan yaşım ilerledi tabii. Lise bitti. Bu arada ben çalışmaya başladım. Böyle yaz tatillerinde falan. Ondan sonra çok çok da böyle o zamanlar olan bir şey değildi böyle. Genellikle okuyamayanlar böyle bir yere girip çalışırdı. Ben hem okuyup hem çalışıyordum. Ondan sonra bu bana çok şey kazandırdı tabii. Şimdi bir kitapçıya girdim. Bir öğretmenin sahip olduğu bir kitapçı. Ondan sonra ve onun bir kızı var. Öğrenemiyor Nuray dedi. Ben gösteriyorum, anlamıyor. Bu kızın nesi var ben anlamıyorum dedi. Bir de sen ilgilenir misin? Ben zaten kitapçıda oturuyorum. Çok zamanım oluyor. Ya kitap okuyorum ya bir şey yapıyorum. Öyle çok müşterisi olan bir kitapçı değil. Tabii dedim çağırın kızınızı. Beraber bir ders çalışalım. Şimdi bir problem çözüyoruz. Dedim ki bu sorunun cevabı bu olabilir. Şimdi birden sinirlendi. Ne demek olabilir dedi. Bir sorunun bir cevabı olur. Olabilir ne demek? Ya bu değilse ben boşa mı öğreniyorum vesaire. Böyle senaryolar üretmeye başladı. Böyle sesi titremeye başladı. Sonra aklıma geldi. Bu çocukta bir sıkıntı var. Ne olabilir? Sonradan biraz araştırdığımda bu kitap evinin sahibi olan öğretmen, annemden duydum, çocukları çok dövüyormuş. Çünkü öğretmen ya istiyor ki çocukları da en iyi öğrenen kişi olsun. Ama bunu alamayınca şiddete başvuruyor. Hiç demezsiniz ki o öğretmen şiddet uygulasın çocuğuna ve bu insan düşünebiliyor musunuz? Öğretmenlik yapıyor. Bu kız bir şey öğrenemiyor. Yani çünkü ufacık böyle bir endişe, bir korku onun öğrenmesine engel oluyor. O zaman anladım ki insanlar korku ve şiddete maruz kalıyorsa, bir eksiklikleri varsa, kafalarını o eksikliklerden ayırt edemiyorlarsa öğrenemiyorlar. Bunu da en çok çocuklar çekiyor. Yani şimdi siz o başarısız dediğiniz, öğrenemiyor dediğiniz ailelerin, o çocukların ailelerini bir araştırın. Eminim ki küçük küçük bataklıklar vardır. Ben bunlara bataklık diyorum. Çünkü siz de olsanız o ortamda, ben de olsam öğrenemem. Öğrenme güçlüğü çekerim. Yani ailelerin sıkıntılarını ilk önce çocuklar çekiyor. Onlar yaşıyorlar. Sonra işte benim çocuğum okumadı. Benim çocuğum şöyle oldu, böyle oldu. Ondan sonra ya da hiç uğraşmak istemiyorlar. Özellikle mühendisler bunu çok yapıyor. Mühendis anne babalar sorumluluğu kolejlere veriyorlar. Yani o ondan sonra onlar ben eğitemedim sen eğit gibi. Eğer huzurlu bir ortamınız yoksa yani o çocuğun korku ve endişeleri varsa ilk önce bir psikoloğa gönderin ya da başka bir şekilde aslında devlet bunun farkında rehberlik öğretmenleri var biliyorsunuz. Çok önemli. Bunlar genellikle tecavüze uğrayan çocuklara yani şiddet aşırı şiddet gören
çocuklara faydalı olabiliyorlar. Ama onun dışında böyle her evde olur kavga, gürültü deyip de hani küçük küçük, hani bu şey vardır ya, bir metal yorgunluğu, hani sürekli mesela küçük küçük darbeler ala ala ala, bu metalde yoğun yorgunluk başlar, ufacık bir darbede kırılır. İşte okuyamayan, daha doğrusu üniversite sınavlarında kazanamayan çocukların aslında dertleri bu. Küçük küçük yaşanan aile problemleri bu çocukların öğrenme zorluğu getiriyor. Şimdi siz buna sınav koysanız ne olur, koymasanız ne olur? Yani aslında her şeyden önce Aile Bakanlığı'nın bir aileler huzurlu mu, mutlu mu, ne bileyim, böyle bir şey yapması lazım. Ya da anne babalara düşüyor, siz en azından çocuklarım okusun diye günde 8-9 saat dışarıda ya da 12 saat dışarıda çalışmak yerine, yani para kazanayım çocuğuma, şu eşyayı alayım, bu okul malzemesini alayım, şu koleje göndereyim, bu koleje göndereyim diye uğraşmak yerine, bir kere kendiniz bir psikologdan ya da birinden destek alın, evinizde huzur olsun. Yani tartışmayın. Valla bence annemin uyguladığı şey çok doğru. İki kişi kavga ediyorsa bir kişi susacak. Bunu da kimden öğrenmiş biliyor musunuz? Babaannemden. Annemin babaannesi yani. Şimdi o zamanki kültür tabii ki. İşte kızlar çok konuşmaz. Şimdi biz ne yapıyoruz? Kızların sesi çıkıyor, çıksın falan diyoruz ama yani illaki bu şiddete maruz kaldığında sus anlamına gelmiyor. Yani huzurun olması için yeri geldiğinde baba, yeri geldiğinde anne susacak. Yani evde ses ve gürültü olmayacak. Çünkü bu şiddet ve korkunun filizlenmesi için. Çünkü çocuklar çok değişik etkilenirler. O nedenle öğrenme güçlüğü çekmesinler diye evdeki huzurun olması çok önemli. Şimdi bu büyüyünce nasıl oluyor? Mesela şöyle söyleyeyim. Ben tedirgin olduğumda, böyle şeyler vardır, deadline'lar ya da proje tarihleri yaklaşır, yetişir mi, yetişmez mi endişesi başladı mı? Mesela benim elim ayağım tutulur. Herkes de böyledir. Nasıl yetiştireceğim, nasıl yapacağım vesaire. Böyle olduğu zaman normalde bir saatte bitireceğim işi daha uzun saatte bitiriyorum. Bunu fark ettiğim andan itibaren ilk yapacağım şey kendi endişelerimi gidermek oluyor. Bu da nasıl sağlanır? Planlamayla. Şunu şöyle yaparım, bunu böyle yaparım. Yani yapılacak adımları siz beyine söylerseniz o sakinleşiyor. O nedenle eğer siz de, yani öğrenmenin yaşı yok. Şimdi çocukların öğrenme problemlerinden bahsettik. Yetişkinlerin problemi de böyle. Şimdi ben hep söylüyorum, hani bir sonraki işiniz için kendinize yatırım yapın. Cebinize bilgi anlamına gelecek yeni yetenekler, yeni bilgiler ekleyin diyorum. Bunu yaparken işimi nasıl yetiştireceğim, sosyal hayatım ne olacak? Şu ne olacak, bu ne olacak diye endişelendiğiniz zaman zaten ayırdığınız kısa bir sürede de verimli olamayacaksınız demektir. Yani o yüzden korku, şiddet ve endişe duygularını bir süre geciktireceğiz. Yani bu duygular sizde olmasın diyemem çünkü insanız, herkeste bu tür duygular olur. Önemli olan onların etkilerini biraz azaltabilmek. Eğer çok baskılarsanız bir yerde patlar. Ondan sonra başlıyor. Daha önce konuşmuştuk. Tükenmişlik sendromu. Tüketiyorsunuz enerjinizi. O nedenle ilk önce huzurlu bir ruh haliniz olmalı ki sizin her şeye enerjiniz olsun. Başarılar dilerim.